Ne veriyorsun bana bugün? XS20 veriyorum abi. Peki ben ne yapacağım bu XS20'yle? Bu kere demo değil mi abi? Demo abi. Demosunu vereceğiz. Sen videolarını alacaksın galiba, tanıtacaksın. Evet. Benimkini ne zaman veriyorsun? Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 16, 23'ünde teslim abi sen. Tamam. Gittim İstanbul'a, kaptım malı, fotoğraflar ve videolar çektim. Sonra da Kapadokya'ya geldim. Burada nefis bir gün batımı çektim ve anlatacak çok şey var. Ben Erdin Çamaç, fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Öncelikle Fujifilm Karaköy'den sevgili kardeşlerim Ferhat ve Halil'e bana bu XS20 demosunu incelemek için verdiklerinden dolayı sonsuz teşekkürler. Demo lafını kullanmamda bir neden var sevgili dostlar. Çünkü bugün bu kamerayla ilgili kusur aramaksızın size XS20'nin çok fazla olan yeni özelliklerinden bahsedeceğim. Bu videoyu da bugüne planladım çünkü yarın satın aldığım XS20'mi teslim almaya gideceğim. Böylece bugün ayın 23'ünde ön sipariş verenler kameralarına kavuşuyorlar. Biz dönelim konumuza ve daha önce söylediğim gibi anlatacak çok şey var. O halde hemen başlayalım. Öncelikle gövde yapısı derinleşmiş grip haricinde XSO'nun birebir kalitesinde ve özelliklerinde. Kısaca bunda da hava koşullarına korumalı bir gövde yok ama bu da nazik bir kamera olduğu anlamına gelmiyor XSO'ndan da bildiğimiz gibi. XS10 ile son benzerliği de aynı X-Trans 4 sensöre sahip oluşları. Ama onun haricinde XS20 bambaşka. Hatta XH2 ve XH2S'i kıskandıracak yeni özelliklere sahip. Şimdi gelelim yeniliklere. Yeni nesil X işlemci 5 ve 40 megapiksel yerine sadece 26,1 megapiksel olması bu kamerayı X-T5 hatta X-T2'den daha süratli bir kamera haline getirmiş. Bu hız da özellikle XS20'ye de uygulanan aynı yeni autofocus algoritmasında yansımış. Seri çekimde ve elektronik enstantanede kropsuz 20 kare saniye, 1.25'lik kropla 30 kare saniyeye ulaşıyor. Fotoğraf kanadında o çok sevdiğimiz ve keskinliği ve renkleri ve ISO performansı ile kendini zaten kanıtlamış X-Trans 4 sensör, yeni film benzetimi nostaljik NEG de ilave edilmiş. Asıl büyük değişim video kanadında olmuş ve bu yeni özelliklerle özellikle de vlogçular tarafından büyük beğeni alacağından eminim. Bu geniş açılı 10-24 lensle beraber harika bir kamera. Eskiden H265 10 bit dahili kayıt yoktu, artık var. F-Log 2 ile 13 artı stop dinamik aralığı yoktu, artık var. 6,2K yoktu, 30 FPS'ye kadar artık var. 4K 30 FPS'ye kadar vardı ve şimdi de X-T5'te de olduğu gibi 360 megabit saniye veri hızı ile var. Full HD'de 240 FPS ile 10 kez yavaşlatabilme ve hatta Atomos Ninja ya da Blackmagic gibi harici bir HDMI kayıtçıya RAW kayıt da var. Titreşim önleyicisi vardı ama onu da yarım stop artırarak 7 stopa kadar çıkarmışlar. Bir yenilik de vlog seçeneği. Gerek göz takibi, gerek ürün öncelikli ve gerek arka plan bulanıklaştırma seçenekleri doğrudan ekrandan değiştirebiliyorsunuz. Bu da yetmemiş, bir de auto seçeneği gelmiş ama bu sizin bildiğiniz autolardan değil. Bu seçenekte özellikle de video çekim esnasında nesne takibi, hazır olun, otomatik seçeneği gelmiş. Yani algoritma kendi karar veriyor. Kuş mu, araba mı, böcek mi, tren mi, drone mu, hayvan mı ya da insan mı? Hadi tembeller, yaşadınız. XS20 bütün ayarları sizin için yapıyor.
Bu kamerayla İstanbul ve burada 350 kareye yakın ve yarım saatlikte toplam video çekimden sonra bile yenilenmiş batarya hala yarım şarj gösteriyordu. Bu bağlamda yeni çıkan kameralar arasında açık ara en performanslısı diyebilirim. Bir ilave avantaj ya da gövdeden gereklilik de olabilir tabii. Buna da yeni fan da takabiliyor olmanız. Böylece ısınma derdi düşünmeksizin uzun çekimler yapabileceksiniz. Son tavsiyem de bu kamerayla gerek vlog gerek normal kullanımda hayatınızı kolaylaştıracak Bluetooth bağlantılı bu yeni TG-BT1 tripod grip bence almalısınız. Şimdi gelin kısadan neticeye bakalım. Evet sevgili dostlar, şimdi gelelim sonuca. Bu kamera kimin için? Elbette vloggerler için. Ayrıca fotoğrafa başlayanlar için de çok uygun bir kamera. Otosu var, kolaylıkları var. Ama hem iyi ve kaliteli fotoğraf çeksin hem de iyi bir video performansı olsun. Ayrıca da rahat taşınabilir olsun, her yere rahatça götürebileyim diyenler için. Aa tabii ki unutmayalım, içerik, siz içerik üreticileri için de ideal bir kamera. Ama bir rol çekmek için kullanacak profesyoneller için. Kısaca bu kamera herkes için. Sevgili dostlar, bu kamerayla ilgili anlatacak daha o kadar çok şey var ki. Ama bugün burada bitirelim isterseniz. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bu aileyi hep beraber büyütelim. Sevgili dostlar, yorumlarınız benim ve kanal için önemli olduğunu lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Geriye bir tek şey kaldı. Huzurla, sağlıkla ve keyif ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.